Şimdi öyle olduğu zaman dostlukların perçinlenmesine vesileydi onlar diye düşünüyorum. Evet. Efendim. Tabii. Kurban kesilecek. Önümüzde geliyor. İnşallah hepimize kısmet olur. İnşallah. Ve herkesin kurbanını Allah kabul etsin. Şunu diyor. O gün ni keserse kessin. Kesene ve kesmeyene ayırt etmeden bir parça gönderirdim. Tabii. Etinden. Tabii komşuda yani en az tadına baksın diye. İşte adet ve geleneklerimiz. Şehrimizde Kayserli bitti mi? Yok. Çok abi. Her birinde. Bu adet ve geleneğe takip edebilmek için mesela Mehmet Bey'in oturduğu yer, siz nerede oturuyorsunuz Mehmet Bey? Pozantı Caddesi. Mesela siz Hürriyet'te oturuyorum. Ben de şu anda Beyazşehir'e taşınmak üzereyim. Tamam. Çünkü belediyemizin Beyazşehir'e bütün her yere gönderdiği yaptığı hizmetleri biliyoruz da Beyazşehir'deki yeşillik oyun alanları, sahalar, torunlarım var. Allah kendilerinden yine razı olsun. Beyazşehir yolcusu. Kaç oldu? 3. Biz altıladık haberim. Allah acıları boş etmez. Amin. Öyle olunca işte şimdi kurban keseceğiz. Şehrin büyümesinden yanayız. Tabii canım onun karşısında değiliz. Büyüyecek, ama, gelişecek. Ama savrulduk. Yani bizler dağıldık. İzdırabım, izdırabım. Cafer Bey mahallesinde 4 tane bina dikilseydi de Cafer Bey mahalleliler o 4 binada yaşasa kıyamet mi kopardı? Evet. Tabii olmamış ya. Yani. Olamadı tabii. Yani gönlüm sızımı. Yani şimdi bu da oradan ayrı ayrı zamanlardaki taşınmanın şeyleri bunlar da. Evet. Yani plan ve projede böyle yani düşünülebilseydi, yapılsaydı diyor. Tabii. Daha güzel olurdu. Ve birbirimizi daha sık görürdük. Kapıdan girerken lütfen selam vermezdik de ciğerimize basardık birbirini. Birbirimizi diye. Bunu düşünürken şunu diyor. İşte kurban keseceğin Allah kabul etsin. Kesen veya kesmeyen komşularımıza dağıtacağız. Birer çinke. Her kadar et canım. Sen de kestiğin herhangi neyse ondan bana göndereceğim. Benim gönderdiğim eksilmez. Senden gelenle de artar. Tabii. Bu İslam'ın prensibi ve adet ve geleneğimizdi. Evet. Kayseriler adet ve geleneğine bağlı topluluklardı. Değil mi? Evet. Şimdi bugün, ne oluyor? Bugün göçe sebebiyet oldu. Çevre yerlerden Kayseri'ye göçler başladı. Çok. Hoş geldi, sefa geldi herkese. Bir şirafımız yok. Hepsi kardeşimiz. Çünkü ticaret şehri burası. Evet. Ticaret yapacak, geçinecek. Onlar da Kayseri. Ben bunu her yerde söylüyorum. Tabii, doğru. Bir yılda olsa Kayseri'de kalanlar Kayseri'de. Kuyumuzdan, suyumuzdan, ahlakımızdan alıyorlar. Yalnız bizim kökende bir adet ve geleneğimiz var. Bunu bilemeyebiliyor. Fark ediyorsun, biliyorsun. Kurbanı kestik. Evet. Yan komşumuza verdik. Kapıyı çaldık, götürdük. Buyur diyor, işte kurban kestik et, biz istemedik ki diyor. Kültür farkı. İşte onun farkında değil. İzdırabımız bu. Oysa ben senin kapına çocuğumu göndersem, niye zahmet ettiniz, Allah kabul etsin diye alın, sen de kestiğinden kendi çocuğunla gönderin. Abi. Bu adettendir, gelenektendir. Ama bugün götürdüğümde adam, yok biz de kestik. Medeniye verilmiyor ki zaten. Kesmedeniye dağıtılmıyor. Onu bilelim. Buradaki amaç nedir? Sosyal dayanışma. Zaten İslam'ın kurbandaki de esas şeysi de bu gayesi. Gayet tabii. Yani bu bilgimizi bir yerde aşmak, aktarmak lazım diyorum. Gelen kuşaklar değil mi? Yavrularımız bunu illa bilmeli. Her ne kadar okul, aile birliğimiz, evimizse de işte okullarda dış arkadaşlıklar onlara başka yönlerde vermiş oluyor. Biz bunun üstünde durmamız lazım diye.